veya failin hareketlerine yönelik bir proje bu. Bu 115-246 numaralı bir TÜBİTAK projesi Akşehir'den Simav'a kadar olan fay zonu üzerindeki belirli noktalarda bizim ölçü noktalarımız var. Bu noktalar GPS cihazları kuruyoruz, jeodezik GPS cihazları. Peşitli periyotlarda ölçüler yaparaktan bu failin hareketlerini tespit ediyoruz. Bu hareketlerden de o faillere ilişkin çeşitli jeolojik bilgilere de failin hareketlerinin kinematiklerine ilgili bilgiler elde edebiliyoruz. Özellikle son zamanlarda ilimizde Afyon bölgesinde, Bolu'dan ilçesinde meydana gelen anormal yüzey deformasyonlar var. Bunlarla ilgili çeşitli açıklamalar var. Bunlara ilişkin biz bu bölgede yine jeodezik cihazlarla hassas nivelman çalışmaları yapıp fayın düşey yönde milimetrik olarak hareketlerini tespit edebiliyoruz. Yine burada GPS cihazlarımızla yine yatay ve düşey yönde yine birkaç milimetre doğruluğunda sonuçlar elde edebiliyoruz. Evet, Türkiye'de uygulanabilme şey var mı? Şu anda Türkiye'de birçok araştırmacı üniversite bunu yapıyor. Yani bölge bölge her üniversitenin bir çalışma bölgesi var. O bölgelerde bu ölçüler yapılıyor. Ancak bulunduğumuz coğrafya üzerinde yani Afyon'dan Simav'a kadar olan ki biliyorsunuz bu 2002 yılında Sultandağ depremi, ondan sonra 2011 yılındaki yine Simav depremleri ve geçmişte bu bölgede yine bölgede olan 1972 depremleri var. Bu zon üzerinde yapılmış en kapsamlı çalışma. Biz bu zon üzerinde normalde eski noktalarda 15-20 noktayla bu failleri denetlemeye çalışırken bizim projemizde şu anda 80 civarında noktayla denetliyoruz ki bu şu anlama geliyor. Fayın her bölgesinde kurmuş olduğumuz noktalar bölge aldığımız ölçülerle fayın her bölgesine ilişkin sadece segment segment değil de bütün tümüne ilişkin bilgiler elde edebileceğiz. Normalde birkaç tane istasyonumuz sürekli gözlem yapıyor. Yani artık gidip